İsmim Lale Karataş. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Mimarlık ve restorasyon alanı üzerine dersler veriyorum. Aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi'nde mimari proje, üretim ve uygulama araştırma merkezi olarak faaliyetlerine devam eden MINFEP ekibinin de üyesiyim. MINFEP ekibi olarak biz mimari proje üretimlerinin yanı sıra kültürel miras üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kültür için alan HİBE programının desteklediği projemizin adı Shlomo. Shlomo Süryanice'den gelen bir sözcük, selam anlamını taşıyor. Turabidin bölgesi olarak adlandırılan Midyat ve işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde Midyat ve merkez çevresini içerisine alan ve Süryani Ortodokslar tarafından kutsal kabul edilen bir bölge. 2020 yılında Kültür Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla da UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne bu alanda 9 adet kilise ve manastır girdi. Tabii böyle olunca önemi kat be kat daha da arttı. Proje alanı olarak seçme sebebimiz de bu. Burada Süryaniler bu kırsal alanlarda Avrupa'ya göç etmiş durumdalar. Çok az kişi yaşıyor. Neredeyse hiç kimse kalmamış. Biz de bu terk edilmiş olan, Süryaniler içinde kutsal sayılan bu kırsal bölgedeki sivil mimari ve anıtsal yapı örneklerini dijital olarak belgeleme çalışmalarını yürütüyoruz. Projemiz 3 atölye çalışması halinde gerçekleşti. 5'er günlük sahaya ve atölye çalışmaları boyunca İzmir ve İstanbul'dan gelen hocalarımız yürütücülüğünde proje çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalar arasında drone çekimleri, lidar lazer tarama yöntemleriyle işte yüksek çözünürlüklü ortamlar elde ettik. 360 derece panoramik olarak görüntüler elde ettik. Bu verileri insanların daha sonra işte bu alanları deneyimleyebileceği alanlara dönüştürdük. İşte elde ettiğimiz 360 derece görüntülerden sanal turlar elde ettik. Bu sanal turları daha da kuvvetlendirebilmek amacıyla etkileşimli ortamlar yarattık. Artırılmış gerçeklik programlarıyla. Sonra lazer taramadan elde ettiğimiz yöntemlerle yine görüntüler ekledik. Daha deneyimlenebilir ve daha hissedilebilir olmasını sağlamak amacıyla. Elde ettiğimiz bu sanal turlara Süryani vatandaşlarımız ya da dünyanın herhangi bir yerinden bir insan bunları gezerken işte sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak daha etkileşimli bir şekilde, etkileşim kurarak burada bu alanları hissedebilecekler, buranın kültürel mirasını hissedebilecekler. Kültür sözcüğünü tek bir kavramla bağdaştırmak mümkün değil. Çünkü bir ülkenin, bir toplumun kültürel değerlerine baktığınızda dili, dini, örfü, adeti, gelenekleri, kullandıkları müzikleri, eğlence tarzları, yemekleri, yemek yeme biçimleri, hepsi farklı ve bunların her birinin içerisinde kültürün izlerine rastlıyoruz. Dolayısıyla kültür dediğinizde eğer gerçekten bir toplumu tanımak istiyorsanız da bütün bu kültür izlerini incelemeniz gerekiyor. Sadece yapılar üzerinden incelemeniz mümkün değil. Biz de zaten projemizde sadece yapılar üzerinden değil, oraları işte örf, adet, gelenek, Süryanilerin daha önce işlemiş olduğu geleneksel motifler, somut olmayan şeyleri de göz önüne sermemiz gerekiyor. Dolayısıyla kültür için yaratılacak çok alan var.